Evet, merhaba gençler, nasılsınız? Şimdi boşaltım sisteminde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Boşaltım sisteminde idrarın oluşumunu inceleyeceğiz. Daha önce böbreğin yapısından bahsetmiştik. Böbreklerin yapı birimlerinin nefronlar olduğunu söylemiştik. Şimdi bu bir idrarın oluştuğu yerse nefronlar oluyor. O zaman diyoruz ki nefronlarda görülen olaylar diyoruz. Arkadaşlar, idrar oluşumu 3 aşamada gerçekleşiyor. Daha önceden bunları incelemiştiniz 11. sınıfta. Birincisi süzülme. İkincisi geri emilim. Üçüncüsü de arkadaşlar salgılama ya da aktif boşaltım. Şimdi ilk olarak süzülme ile başlayacağız arkadaşlar. Bir, süzülme diyoruz. Süzülme dediğimiz olay glomerulus kılcallarından, şöyle glomerulus kılcallarımızı hatırlayalım. Glomerulus kılcallarından şöyle de temsil olarak Bowman kapsülünü etrafına çizelim arkadaşlar. Şöyle de Bowman kapsülümüz olsun. Evet, Bowman kapsülü. Evet. Malpighi cisimciğimizi çizdik arkadaşlar. İşte glomerulus kılcallarından maddelerin Bowman kapsülüne geçmesi olayına ne diyoruz arkadaşlar? Süzülme diyoruz. Süzülme. Şimdi süzülmede yıldızlarımız var. Birinci yıldız. Evet, süzülme olayı yüksek kan basıncı etkisiyle olur. Yani yüksek kan basıncı, daha önceden söylemiştik, glomerulus kılcallarında 70 milimetre civarlık bir kan basıncı vardı. Şimdi baktığınızda burada kan basıncına zıt olarak kanın ozmotik basıncı var. O da 15 milimetre, 25 milimetre civar. Onun üstüne de Bowman kapsülündeki hidrostatik basıncı etkilediğinizde, sıvının oluşturduğu hidrostatik basıncı eklediğinizde yine kan basıncının daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bu yüzden yüksek kan basıncı, bu şuna benzer. Hani delikli bir boruya ne kadar şiddetle su basarsanız o kadar fazla madde, o kadar fazla su çıkacaktır. O da aynı hesap. Baktığınız zaman buradaki maddelerin geçişi ne yapıyor? Kan basıncı etkisiyle buradan glomerulustan Bowman kapsülüne doğru geçiyor. Glomerulustan Bowman kapsülüne doğru süzülme gerçekleşir. Burada ikinci olay süzülmenin arkadaşlar pasif taşıma olduğudur. Yani enerji harcanmaz. Pasif taşımayla gerçekleşir. ATP harcanmaz. Yani osmoz su için düşündüğümüzde ve difüzyonla sağlanır buradan buraya madde geçişi. Peki tabi hangi maddeler geçer, hangi maddeler geçmez diye sorduğunuzda şimdi diyoruz ki bu süzüntü diyoruz buradaki maddeye. Süzüntü doku sıvısına benzer. Süzüntü doku sıvısına benzer. Yani süzüntü içerisinde ne olur ne olmaz sorusuna geldiğimizde şimdi önce olmazlardan başlayalım. Niye? Çünkü bizim bilmemiz gerekenler daha çok onlar oluyor. Şimdi baktığımızda evet, kan proteinleri, büyük kan proteinleri geçmezdi damardan. Evet, kan hücreleri geçmezdi arkadaşlar. Bir de ne? Yağlar geçmez diyoruz. Yağlar geçmez diyoruz. Evet. Peki neydi bunlar? Kan proteinleri hatırlayalım. Albumin, daha önceden kanda incelemiştik. Globulin ve fibrinojen. Evet, kan hücrelerimiz neydi? Alyuvar, akyuvar ve trombosit. Yani kan bulcuklarıydı. Ve bu maddeler süzüntüden, yani şuradan şuraya geçmez. Peki ne geçer arkadaşlar? Yani süzüntü içinde ne bulunur? Doku sıvısında ne bulunursa o bulunur. Ne bulunur doku sıvısında? İşte su bulunur, amonyak bulunur, NH3 geçer, amino asit geçer, glikoz geçer, vitaminler geçer, üre geçer, ürik asit geçer.
Yani bunun gibi ve benzeri toz ve benzeri maddeler süzüntüde bulunur diyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu glomerulosclerosis'in şöyle bir özelliği var. Şimdi baktığımız zaman eğer bir canlı bol miktarda idrar oluşturmak isterse bu glomerulusları gelişmiş oluyor. Çünkü süzüntü ile alakalı idrar oluşumu. Ne kadar fazla süzüntü olursa, buraya ne kadar madde geçişi olursa idrar da o kadar fazla olur. Şimdi bunun örneğini şöyle söyleyeyim size. Mesela tuzlu su balıklarıyla tatlı su balıklarını karşılaştırdığımızda, şimdi tatlı su balıklarının vücudun içerisinde suyu koruma diye bir derdi yoktur. Dolayısıyla buradaki glomerulusları gelişmiştir. Burada süzüntü fazla olur. Ama tuzlu su balıkları vücutları içerisinde suyu tutmak zorundadırlar. Tatlı suyu tutmak zorundadırlar. Bu yüzden onların glomerulusları körelmiştir. Yani çok az çalışır. Çok az çalıştığı için, glomerulus köreldiği için de buradaki süzüntü az olur. Süzüntü az olduğu için de ilerleyen dönemlerde, yani devamında idrarda daha az olur diyoruz. Şimdi evet, böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bu sayfaya diyoruz ki, şimdi süzüntüyü ne artırır? Yıldızımızı atıyoruz. Diyoruz ki işte hormonlar kan basıncını ne artırıyorsa arkadaşlar süzüntünün miktarını da o artırır. Yani dolayısıyla devamında ne artmış olur? İdrar artmış olur diyoruz arkadaşlar. O zaman diyoruz ki işte hormonlar, egzersiz yapmak. Hormonlardan kasıt deyince aklımıza ne gelecek hemen? Adrenalin ve tiroksin artması, değil mi? Tiroksin artması gelecek. Evet, egzersiz yapma, spor yapma, korku, heyecan, değil mi? Evet, korku, heyecan. Heyecan ve ateşli hastalıklar. Yani baktığınızda bunlar ne yapar? Süzüntüyü artırır diyoruz. Süzüntüyü artırır. Yani tekrar söylemek gerekirse süzülme olayı pasif bir olaydır. Burada ne olmaz arkadaşlar? Süzüntü olayında tekrar söylüyorum, enerji harcanmaz diyoruz. Tabii şimdi geldik ikinci kısma. Geri emilim arkadaşlar. Şimdi geri emilim. Biz ne yaptık? Süzüntü içerisine işte besin maddelerini, vitaminleri, glikozu, işte amino asitleri, suyu, tuzu, bize lazım olan maddeleri de attık. Eğer bu devam edip atılıyor olsa bizim yaşama şansımız yok arkadaşlar. O yüzden çok fazla gıda, çok fazla su içmemiz gerekecek. O yüzden ne oluyor arkadaşlar? Yararlı maddeler idrara verilmeden tekrar geri alınıyor. Bu olaya da ne diyoruz? Geri emilim diyoruz arkadaşlar. Geri emilim. Yani süzüntüdeki yararlı maddelerin tekrar geri alınması. Evet. Süzüntüye verilen yararlı maddelerin tekrar kana geçmesi. Arkadaşlar, buna geri emilim dememizin nedeni zaten süzüntüde olduğu için, zaten kanda olduğu için süzüntüye geçti. Süzüntüden tekrar geri alındığı için geri emilim diyoruz. Ve burada daha önceden bahsetmiştik nefronun yapısında. Glomerulus da getirici atar, götürücü atar vardı. Bu getirici atar, götürücü atar. Yine nefron kanallarının etrafını sarıyordu. Yani bu şu demek. Buradan geçen madde tekrar yine aynı damarın içerisine geri alınıyordu. Buna ne diyoruz? Geri emilim diyoruz. Şimdi baktığımız zaman geri emilim nefron kanallarının farklı farklı bölgelerinde gerçekleşiyor. Yani Bowman kapsülünde burada artık daha geri emilim yok. Şimdi nefronun hemen hatırlayalım. Şu şekilde glomerulus Bowman'ı yaptık. Nefronun yapısını şöyle hatırlarsak. Şu bölge, şu bölge, şurası henleydi, şu da idrar toplama kanalıydı. Geri emilim bir diyoruz, proksimal tüp, ikincisi henle, üçüncüsü distal tüp ve dördüncüsü idrar toplama kanalı idi. Şimdi ilk olarak bir diyoruz, proksimal tüpte geri emilim. Arkadaşlar, proksimal tüp önemli bir bölüm. Şimdi ne demiştik? Demiştik ki yararlı maddeler ne yaptı? Bowman kapsülüne geçti ve burada yararlılar geri emilecek, idrara karışmayacak. Şimdi diyoruz ki proksimal tüpte bir kere bakın bir
asit, glikoz, işte vitamin gibi besin maddeleri geri emilir. 2. Arkadaşlar bir üçlüm var benim. Su, tuz, tuzdan kasıt NaCl ve HCO3 yani bikarbonat iyonları geri emilir. Tabi buradaki geri emilimde hem diyoruz ki enerji harcanır hem de enerji harcanmaz. Suyu geri emilimini yapıyorsanız arkadaşlar suyu su osmoz ile geri emilir. İşte glikoz, amino asit. Bunlar difüzyon ve aktif taşıma ile. Çünkü %50'ye kadar difüzyon yaptınız. Ondan sonra ne yapacaksınız? Aktif taşıma yapacaksınız. Hidrojen iyonları duruma göre difüzyon da olur, aktif taşıma da olur. Yani hem aktif hem pasif. Yani burada ne dedik? Bu ikisi birlikte çalışıyor. Yani bir yere kadar difüzyon, sonra aktif taşıma. Ama burada ne var? Hem aktif taşıma hem pasif taşıma var. Duruma göre, yani miktarına göre ile geri emilir diyoruz. Şimdi burayı şöyle yapmak istiyorum. Burada bir çizim yapmamız sanki işi daha kolaylaştıracak gibi geliyor bana. Şimdi şöyle bu bölümü çizersek, şurası bizim, burası bizim alt, şurası bizim enle kulpuydu. Şurada biraz kalınlaş. Şurası bizim distal tüptü. Şurası bizim idrar toplama kanalı. Şimdi buradayız arkadaşlar. Proksimal tüpte. Şimdi üçlümüzü yazıyorum arkadaşlar. Bu üçlü bana lazım. H2O, tuz, HCO3. Bunun dışında ne yazıyorum arkadaşlar? Besin monomerleri. Bunları proksimal tüpte birinci bölgede geri emilimini yaptım. Şimdi tabi devam ediyor bu arada nefron kanallarında besin maddeleri. Buradan sonra devamında ne var arkadaşlar? Henle kulpu var. Henle kulpu. Şimdi o zaman 2 diyorum. Birinci bölüm neydi? Birinci bölüm proksimal tüpte geri emilim 2. Henle kulpunda geri emilim. Şimdi burada bir özel durum var arkadaşlar. İnen kol ve çıkan kol olayı var. Arkadaşlar inen kolda su, çıkan kolda NaCl, klor ve sodyum iyonları emiliyor. Diyoruz ki inen kolda su geri emilir. Çıkan kol suya geçirgen değil. Arkadaşlar çıkan kolda klor eksi yüklü aktif taşımayla alınır. Klor aktif taşımayla alındığında sodyum artı yüklü olduğu için klor sodyumu çeker. Sodyumu da pasif taşımayla alırız. Diyoruz ki klor aktif sodyum pasif taşımayla çıkan kolda geri emilir. Evet arkadaşlar çıkan kolda da ne yapıyor? Klor ve sodyum geri emilimi sağlanıyor diyoruz. Arkadaşlar henle kulpunun özelliği şudur. Şu U'yu ne kadar uzatırsanız o canlının yaşadığı yer hakkında bilgi edinebilirsiniz. Diyoruz ki çöl hayvanlarında suyun geri emilimini artırmak için henle kulpu daha uzun olur. Şimdi geldik 3. bölüm distal tüp arkadaşlar. Henle ve distal tüp.
Yani şu bölüm. Evet, 3. Distal tüpte geri emilim diyoruz. Arkadaşlar şimdi şu üçlümüz vardı. Şu üçlümüz. Şu üçlümüzü aynen alıyorum ve buraya yazıyorum arkadaşlar. Oldukça kolay. Nedir onlar? H2O, tuz yani sodyum klor, aynı zamanda HCO3. Bakın üçünü de aldım. Diyorum ki aynı şekilde distal tüpte evet sodyum klor NaCl su ve HCO3 geri emilimi sağlanır diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. O da şu. Bazı hormonlarımız vardı arkadaşlar. Distal tüpü uyaran. Birincisi ADH. Neydi ADH? Vasopresin. Ne yapardı ADH arkadaşlar? Su geri emilimini artık. Diyoruz ki distal tüp hücrelerini uyararak suyun geri emilimini artırır. Burada akvaporin adlı kanallar var. O kanalları uyarıyor ve ne yapıyor? Suyun geri emilimini artırıyor. İkinci hormonumuz neydi? Evet, aldosteron değil mi? Aldosteron. Aldosteron da ne yapıyor arkadaşlar? Sodyum geri emilimini artırıyor. Evet, sodyumu artırırken potasyumu ne yapıyordu? Azaltıyordu hatırlarsanız aldosteron hormonu için. Evet, potasyumu da atar diyelim. Potasyumu atar. Sodyumun geri emilimini artırır, kandaki miktarını artırır. Potasyumun ise azaltır, böbreklerden atılımını artırır diyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle devam ediyoruz. Üçüncü bölüm distal tüptü. Şimdi son bölüm, dördüncü bölüm şu kısım arkadaşlar. Burası da neydi? İdrar toplama kanalı. Artık arkadaşlar geri aldık maddeleri. Artık buraya da idrara en yakın bileşiğin olduğu yer burası oldu. Çünkü giderek bize yararlıları aldı. Şimdi şu üçlüyü alıyorum. Burada bu üçlü de sadece şu şey yerine bikarbonat yerine bu sefer üre yazıyorum. Buraya kadar bir üre geri emiliminden bahsetmedik arkadaşlar. Şimdi buraya yazıyorum ki H2O tuz ve üre. Evet. Şimdi şöyle yapalım. 4 diyelim. İdrar toplama kanalında geri emilim. İdrar toplama kanalında az önce söylediğim gibi arkadaşlar diyoruz ki su tuz ve üre geri emilimi gerçekleşir. Arkadaşlar böylelikle ne yapmış olduk? Bize lazım olan maddeleri almış olduk. Şimdi bu geri emilimde şunu şu yıldızı da yazalım. Ondan sonra devam edelim. Şöyle yıldızımızı atalım. Arkadaşlar kreatinden de bahsedelim. Süzüntüde olan kreatin aynen atılır arkadaşlar. Süzüntüyle boğmana geçen kreatinin tamamı idrara gider. Yani kreatin geri emilimi olmaz diyoruz. Şimdi ne yaptık? Şöyle bir toparlayalım. Şimdi dedik ki proksimal tüpte üçlümüz var. Su, tuz, bikarbonat. Bu üçlümüz burada da var. Su, tuz, bikarbonat. Besin monomerleri yani amino asit, glikoz, vitaminler bunlar nerede emiliyor? Burada emiliyor. Bakın besin monomerleri devamında yok. Sonra inen kolda inen kol suya geçirgen olduğu için su geri emilimi. Çıkan kol suya geçirgen değil. Burada sodyum ve tuz. Sodyum ve klor yani tuz geri emilimi yapılıyor. Klor aktif.
Sodyum elektriksel yükten dolayı pasif olarak çekiliyor. Devam ediyorum. Su, tuz ve bikarbonatı tekrar distal tüpte geri emilime uğratıyorum. Sonra devamında idrar toplama kanalında da geri emilim oluyor. Burada da bu üçlünü de sadece bikarbonat yerine ne yazıyorum arkadaşlar? Üre yazıyorum. Ürenin geri emilimi son bölüm idrar toplama kanalında oluşuyor diyorum arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman artık geri emilimi de tamamladık. Artık buradaki en son aşamadaki idrar oluşmuş oldu. Bundan sonra nereye düşecek bu idrar? Havuzcuğa düşecek diyoruz. Şimdi burada bu geri emilim ne kadar etkili? Biraz da ondan bahsedelim. Arkadaşlar diyoruz ki geri emilim sonucunda evet diyoruz ki yıldız atalım. Evet, glikoz ve amino asitlerin %100'ü. Glikoz ve amino asitlerin %100'ü. Evet, suyun %99'u. Suyun %99'u. Sodyumun, nanın %99,5'u. Ne yapar arkadaşlar? Bir de üre. Ürenin de %50'si arkadaşlar. Ürenin %50'si geri emilir diyoruz. Yani bu ne demek? Süzüntüye geçen glikoz ve amino asitlerin tamamı geri alınır demek. Suyun yani 100 bardak suyun böbreklerden geçen 90'da süzüntüye geçen 99 bardağı geri alınıyor demek. Sadece bir bardağı idrara gidiyor demek. Sodyumun 99,5 oldukça yüksek. Ürenin ise %50'si. Ama konsantrasyon olarak baktığınızda üreye ürenin en fazla yoğunluğunun idrarda olduğunu biliyoruz. Yüzde olarak düşündüğünüzde. Niye? Çünkü idrara geçen suyun çok büyük bir bölümü geri alındığı için böbrek kanallarında su konsantrasyonu düşüyor. Su miktarı düştüğü için de ürenin buradaki yüzde konsantrasyonu artmış oluyor diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi böylelikle geri emilimini tamamladık. Şimdi son bölüme geldik. Son bölümde arkadaşlar üçüncüsü de aktif boşaltım ya da salgılama diyoruz arkadaşlar. Evet, son bölümümüze diyoruz ki 3 salgılama. Şimdi önce salgılamanın mantığını anlayalım. Ondan sonra arkadaşlar ne olduğunu söyleyelim. Şimdi az önce demiştik ki şöyle glomerulusumuz şöyleydi. Burada da Bowman kapsülümüz vardı. Böylelikle nefronun yapısını oluşturmuş oluyoruz. İşte size nefron. Şimdi evet, şu da idrar toplama kanalı. Şimdi arkadaşlar bakın, buradan süzüntüyle bazı maddeler geçti. Nereye? Buraya. Ama geçmeyen maddeler de var. Yani damarla yoluna devam eden bazı maddelerimiz daha var arkadaşlar. Şu damarla götürücü atar. Ama bu maddelerin bir kısmının da tekrar ne yapılması lazım? Evet, dışarıya atılması lazım. Bakın bu damar ne yaptı? Nefron kanallarının etrafını sardı. Şimdi bu damar nefron kanallarının etrafını sararken ilerleyen kandan bazı besinler direkt olarak ne yapılıyor? Bu kanallara veriliyor. Biz buna ne diyoruz? Salgılama diyoruz. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki süzüntüyle Bowman'a geçmeyen bazı maddelerin enerji harcanarak aktif olarak, yani ATP harcanarak, evet, nefron kanallarına bırakılması olayıdır diyoruz. Peki nedir bu maddeler arkadaşlar? Yani aktif boşaltıma uğrayan, salgılamaya uğrayan maddeler nedir arkadaşlar? Bazı ilaçlar arkadaşlar. İlaçlar, mesela penisilin. Başka zehirli maddeler. Başka işte kanda varsa boya maddeleri. Başka amonyak, NH3, hidrojen gibi maddeler. Evet, aktif boşaltıma uğrar diyoruz. Arkadaşlar aktif boşaltımı iki yerde kullanacağız. Önce proksimal tüpte. Bu bakın ne oluyor bu sefer? Kandan bu sefer kanalın içerisine atılmış oluyor. Nedir bunlar arkadaşlar?
İşte yazıyoruz proksimal tüpte. Diyoruz ki H artı iyonlar, ilaçlar ve NH3 nereye verilir? Kandan nefron kanallarına verilir. Diğer neydi arkadaşlar? Diğer yer distal tüpte. Distal tüpte aktif boşaltım. Distal tüpteki aktif boşaltımda da bu sefer evet potasyum H artı ve K iyonları aktif boşaltıma uğrar. Yani şöyle gösterecek olursak şuraya ne dedik? H artı ilaçlar, boya ve NH3 dedik. Buraya da ne diyeceğiz arkadaşlar? H artı K iyonları diyeceğiz. Ve bunları da ne yaptık? Bakın direkt olarak kanalın içerisine bıraktık ve idrarın yapısına katmış olduk. O zaman diyoruz ki arkadaşlar sağlıklı bir insanın idrarında sağlıklı bireyin idrarında bunları önemli. Evet, glikoz, amino asit, kan hücreleri, kan proteinleri ve yağ olmaz diyoruz arkadaşlar. Bir ara bunlar karışmaz diyoruz. Baktığımız zaman ne olabilir? Su olabilir, üre olabilir, ürik asit olabilir, mineraller olabilir, vitaminler olabilir. Ama bunlar ne yapmaz diyoruz? Olmaz diyoruz. Böylelikle ne yaptık? Geri eğilimi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Salgılamayı da tamamlamış olduk ve böylelikle 3 aşamadan oluşan kısmı bitirmiş olduk. Şu güneşi de şöyle ayarlayalım. Şimdi umarım anladık. Şimdi geldik soru çözümlerine. Burayla ilgili nasıl sorular karşımıza çıkıyor? Kitabımızı alalım. Şimdi bakalım bize ne sorulabilir burayla ilgili. Evet, pekiştirme sorularından başlıyorum arkadaşlar. Şimdi pekiştirme sorularında bize diyor ki bir aşağıdaki şemada bir nefronda gerçekleşen olaylar gösterilmiştir. Bakın birinci olay neydi birinci olay? Evet buna ne diyoruz? Süzülme. Niye? Glomerulustan Bowman kapsülüne geçmiş. İkinci olay ne yapmış? Nefron kanalından kana geçmiş. O zaman şu ikiye ne diyorum? Geri eğilim. Üçüncü olay ne olmuş? Kandan nefron kanalına bırakmış. Buna da ne diyoruz? Aktif boşaltım yani salgılama. Şimdi diyor bize ki birincisi süzülmedir. Kan basıncının etkisiyle gerçekleşir. Doğru. İkincisi salgılamadır. Aktif taşımayla. İkincisi salgılama mı? Geri emilim mi? Geri emilim. O zaman bu yanlış oldu. 3 geri emilimdir. 3 geri emilim değil salgılamadır. Bu da yanlış oldu. Cevabımız Adana oldu. Evet, diğer soruya baktığımızda sağlıklı bir insanın Bowman kapsülündeki süzüntüde hangisi bulunmaz? Süzüntü neye benzerdi arkadaşlar? Doku sıvısına benzerdi. Yani doku sıvısında hangisi olmaz diyor. Biliyorsunuz doku sıvısında kan hücrelerinden alyuvar, trombosit olmaz. Burada glikoz, üre, vitamin, amino asit ve albümin diyor. Albümin büyük kan proteini olduğu için doku sıvısında olmaz diyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Sağlıklı bir bireyin idrarında glikoz bulunmazken şeker hastalarının idrarında biraz glikoz bulunur diyor. Buna göre hangisi doğrudur? Sağlıklı bireyin glomerulustan Bowman kapsülüne glikoz geçişi olmaz diyor. O süzüntüde glikoz olur biliyorsunuz. Yanlış. Şeker hastalarının nefron kanallarında glikoz emilimi yapılmaz diyor. Arkadaşlar glikoz emilimi yapılır ama %100 geri emilimi yapılmaz. Yani o yüzden bu ifade yanlış oldu. Tamamı geri alınmaz olması lazım. Sağlıklı bir insanın nefron kanallarındaki glikozların %99'u geri emilir. Yanlış. %100'ü geri emilir olmalı. Şeker hastalarının kanındaki glikoz miktarı eşik değerinden fazladır. Arkadaşlar biliyorsunuz şeker hastalığı insülin yetersizliğinden meydana gelir. İnsülin kandaki glikozun hücreler tarafından kullanılmasını uyarır. Yani kan glikozunu azaltır. Dolayısıyla insülin yetersiz olduğu zaman kanda glikoz fazlalaşır. O zaman bu ifade kesinlikle doğrudur oldu.
Sağlıklı bir insanın nefron kanallarında gerçekleşen geri emilim olayı ile ilgili. Geri emilim olayı proksimal tüpte, henle kulpunda, distal tüpte ve idrar toplama kanallarında gerçekleşen bir olaydı. Yargılarından hangileri doğrudur diye bir soru sormuş bize arkadaşlar. Su geri emilimi henle kulpunun çıkan kolu dışında tüm kanalcıklarda osmozlu olur. Suyun henle kulpunun çıkan kolu dışında osmozlu olur. Bu doğru oldu. Toplama kanalında ürenin bir kısmı difüzyonla geri emilir diyor. %50'ye kadar emileceği için doğru. Glikoz ve amino asitlerin tamamı distal tüpte aktif taşımayla geri emilir diyoruz. Evet arkadaşlar bu da doğru oldu. Pardon arkadaşlar, tamamı distal tüpte dediği için bu yanlış oldu. Çünkü burası ne olması lazım? Proksimal tüp olması lazım. O yüzden cevabımız Denizli oldu arkadaşlar. Evet. İnsanda homeostazinin sağlanmasında görevli bazı yapılar numaralandırılmıştır. Diyor ki hangisi hangisini atar diyor. Karbondioksit katılımı haliyle 2 olmalı arkadaşlar. Akciğerlerde atılmalı. Üre sentezi dediği için 3'ü bulmalıyız. Diğerinde de üre atılımı dediği için böbreğe bulmalıyız. Cevabımız Ceyhan olmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde tüm konuları bilmemiz lazım. Soru çözümünü kolaylaştırmak için şurada birkaç soru daha isterseniz bir bakalım nasıl çözülüyor. İnsanın doku hücrelerinde aşağıdaki besinlerden hangisinin yıkımı artarsa idrarın üre oranı da artma olur diyor. Üre biliyorsunuz NH üçlü yani azotlu bir bileşik olan amonyaktan elde ediliyor. Amonyaktan elde edildiği için bileşikte ne olması lazım? Evet, azot bulunması lazım. Yani soru ne oldu? Bunların hangisinde azot bulunura döndü? Evet, ne diyeceğiz arkadaşlar? Hangisinde azot bulunur? Yağ asidi, amino asit, gliserol, glikoz, glikojen, amino asit diye çözeceğiz arkadaşlar. Diğer bir soruya baktığımızda bize diyor ki yukarıda nefronun kısımları gösterilmiştir. Bu şemada numaralandırılmış yapıların adlarıyla ilgili hangisi yanlıştır diyor. 1 diyor glomerulus kılcalı doğru. 2 Bowman kapsülü doğru. 3 proksimal tüp doğru. 4 henle kulpu doğru. 5 idrar toplama kanalı diyor. Oysa idrar toplama kanalı burası olması lazım. Burası ne olacak arkadaşlar? Evet, distal tüp olması lazım diyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne olmuş oldu diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi baktığımız zaman bu şekilde ne yapıyoruz? Soruları çözüyoruz. Bunun dışında işte bu konuyla ilgili böbrek hastalıkları var. İşte bir tane var nefrit mesela. Nefrit nedir nefrit? Nefronların iltihabıdır. İşte üremi işte yeterince idrara süzülememesi olayıdır. Kanda üre miktarının artmasıdır. İşte böbrek yetmezliği var. Böbrek yetmezliği sonucunda biliyorsun diyalizle kan temizlenmeye çalışıyor. Böbrek taşları oluşumu var. Böbrek taşları da biliyorsunuz kalsiyumu çok fazla miktarda birikimi sonucunda ne yapıyordu? Böbrek taşı oluşumuna neden oluyordu. Evet böylelikle arkadaşlar paratormon hatırlarsanız endokrin sistemde. Böylelikle arkadaşlar ne yapmış olduk? Bu konuyu da bitirmiş olduk. Bununla ilgili sorularınızı çözersiniz, atarsınız. Kolay gelsin diyorum.